Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer test videomuzda daha aramıza hoş geldiniz. Bugün yine Kral'ın çıkarmış olduğu XPS serisinin diğer ürününü sizlere göstermeye çalışacağız. Hop, kağıt uçtu. Sıkıntı. Elimizdeki model XPS serisinin XPS Tactical olarak geçen modeli. Buyurun kutu içeriğine bir beraber göz atalım. Yaklaşınız efendim, yaklaşınız. Şarjörün birini unutmuşuz koymayı yalnız. Kutu içeriğinde bir 5+1, bir 7+1 şarjör. Yine pistonu sökmek için anahtarı. Bir adet alyan. Silahımız biraz daha farklı bir görünüme sahip. Biraderim zaten bu aparatı üzerine monte etmiş durumda. Aynı zamanda 45 derecelik açılı tutamak mevcut ve silahın en güzel özelliği her tarafına bir şey takabilirsiniz. Bunun için hevesli olanlar arkadaşlarımız için yanına taktığımız aparat sayesinde silahın kasa kısmında hem üst tarafa hem yan tarafa optik ya da farklı malzemeler takılabilir. Ayrıca silahın ön el kundağında da aşağıda, sağda, solda ve yukarıda bir katini ray sistemi 22 mm. Şunu göstermek istiyorum. Ya da bunları yakın çekimde gösterelim. Evet, yakın çekimde gösterelim. Peki o zaman. Malzemeyi toplayalım. Kutu içeriğinde şunu da gösterelim. Yine aynı şekilde reddotumuzu. Arya marka reddotumuz. Şahsi olarak tercih etmek isteyenler için reddot da mevcut. Silahımızın hakkında birkaç şeyden bahsedelim. Kutuyla kalabalıklarını kaldırdık, silahla baş başa kaldık. Efendim, silahın toplam uzunluğu, bakın dipçik yine ayarlı, kademeli şekilde olduğu için tamamen kapalı haldeyken 102 santim. Dipçik tamamen açık haldeyken 108 santim. Silahımızın bu haliyle ölçümü 4300 gram. Ancak biraderimin de hatırlattığı üzere şunu söylemek gerekir. Diğer XPS'leri ölçerken şu aparat üzerinde değildi. Bu da 250 gram civarında gelir. Yani 4 kilo diyebilirsiniz silahın toplam ağırlığına. Diğerlerine göre niye daha fazla ağırlığı? Efendim ray sistemi mevcut. Ön el kundağında yukarıda, sağda, solda ve aşağıda ray sistemi mevcut. Şu güzel bir özellik. Ön kundağın üstündeki ray sistemini veya herhangi bir tarafındaki kullanmayacaksanız şunu kapatabiliyorsunuz. Bakın bu plastik ray korumaz. Kaldırdık. Yan taraflarda ray kapakları mevcut. Gördüğünüz gibi. Bunlar da düşünülmüş. Yine alt tarafında 45 derecelik açılı tutamak mevcut. İsterseniz bunu sekip normal tutamak takabilirsiniz. Fener aparatı takabilirsiniz. Üst kısma, ön tarafa Hollow sight, reflex sight takılabilir ya da dürbün düşünüyorsanız dürbün takabilirsiniz. Namlu giydirme de mevcut. XPS Tactical'da. Hemen şöyle gösterelim. Yani silaha gerçekten farklı bir hava katmış. Taktik bir hava, görünüm katmış. Üzerinde modifikasyon için, özel bir montaj için farklı şeylerle uğraşmanıza gerek yok. Zaten pikatin ray sistemi olduğundan ötürü her şeyi üzerine takabiliyorsunuz. Bu niye çıkmıyor? Çıkıyor da biraz yiv sayısı fazla asılmış. Şimdi oldu. Ray sistemi. Bu biraz şeye benziyor. Karikatürlerde böyle kazmayla dibine kadar varıp da son anda vazgeçene benziyor. Vazgeçiyordum ha. Sen söylemesen vazgeçiyordum. Ama güzel bir şey. Dediğim gibi silahın görünüş itibariyle mesela klasik sevenler klasik XPS'de direkt olarak takılabilir. Taktik olarak sevenler, üzerine farklı modifikasyon düşünenler, farklı aparatlarını takacaklarını düşünenler de XPS Tactical. Hemen bunu sağlamlaştırın. Bu sefer vazgeçmek yok. Bence de vazgeçme. Evet. Silahımızın genel görünümü bu şekilde. O zaman ne yapalım? Tetik ağırlığına bakalım. Sonra devam edelim. Tetik ağırlığına bakalım. Böcek. Biraz hızlı gittim ama 1600, bir deneyeyim tekrar bir daha. Bence bunun tetiği daha hafif. Olabilir.
sentetik ağırlığı 1600 gram civarında. Ve atışlardan kontrol ettiğimiz kadarıyla bu tetik ağırlığında tamamen otomatiğe dönme gibi bir durum söz konusu değil. Değil. Çünkü bazı silahlarda tetik ağırlığı 2000 gramın altına düştüğü zaman ikinci fişi otomatik olarak ateşleme söz konusu olabiliyor. Testlerimizde öyle bir şey tespit etmedik. Tetik ağırlığı 1600 gram civarında, yani taktik olarak düşünülmüş bir silah olarak tetik ağırlığı da hafif görünüyor. En azından bizdeki model. Evet arkadaşlar, fabrika çıkışı şarjörlerin bir tanesinde takoz mutlaka oluyor. Malum kanunlar gereği takoz olmak zorunda. Takoz olduğu zaman da şarjörü tam olarak kullanamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Takoz, iki artı bir hale getiriyor tüfeğinizi. Takozu çıkartmak çok basit. Elinize geçireceğiniz herhangi bir şeyle, kalem de dahil olabilir. Alt tarafında zaten kızaklı bir tabanı var. Şu kısmına bastırıp hafifçe ileri itekleyeceksiniz tabanı kurtarabilmek için. Gördüğünüz gibi taban yuvadan çıktı ve alt taraftaki kısma oturdu. Kesinlikle ama kesinlikle tabanı çıkartırken elinizle şarjörün alt tarafındaki takozun yaylı kısmını sabitleyerek çıkartın. Değilse bu mübarek ok fırlatıyormuş gibi çıkar. Yavaş yavaş geriye doğru çekiyorsunuz ve çıkartıyorsunuz parçayı. Parça çıkarttıktan sonra anında takozumuz. Takozumuz burada. Takozu çıkarttıktan sonra kutu içeriğinde çıkmış olan normal şarjör sabitleme takozunu yavaşça elinizle itekleyeceksiniz. Bunun bir yönü yok bu arada. Onu şimdiden söyleyelim. Gördüğünüz gibi iki tarafı da takabilirsiniz bunu. Hiçbir sıkıntı oluşturmaz. Yani şu şekillere takabilirsiniz, bu şekillere takabilirsiniz. Bunda bir yön mevcut değil. Yaya oturttuktan sonra elimizle itekleyerek yayımızı yuvanın içerisine koyuyoruz. Çıkarttığımızın tersi istikamette rayını oturtarak yavaş yavaş yine elimizle destekleyerek oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi artık şarjörümüz takos olarak kullanıma hazır. Serimizin ikinci XPS'si, XPS Tactical. XPS Tactical benim gibi özellikle klasikten haz eden ama bir tık taktik olsun diyenlerin özellikle isteyeceği bir model. Çalışma prensibi olarak klasik AK platformunda klasik XPS ile aynı sisteme göre çalışmakta. Yine sökülme esnasında arka tarafta tırnaklı bir pimi bulunuyor, mili bulunuyor. Hafifçe ileri bastırarak kapağı yukarı doğru çektiğimiz zaman mekanizmanın ilk kısmını sökmüş oluyoruz. Daha sonra şurada zaten geçmeli tırnaklı bir sistemi var milimizin. Şöyle gösterebiliriz. Milimizi hafifçe itekleyerek milimizi çıkartıyoruz. Milimizi çıkarttıktan sonra öndeki yayı çıkartıyoruz. Ve mekanizmamızı geriye doğru çekerek yukarı doğru çıkartabiliyoruz. Baktığımız zaman kasa olarak zaten XPS klasikle aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. Yine içerisi sarmal yay tetik grubuna sahip. Bu klasikte bahsettiğimiz gibi uzun süreli kullanımlarda özellikle kızak üzerinde hareket ettiği için bu yay sürekli ileri geri kurulması gerekiyor ve çelik sarmal tipi yayların ömrü daha uzun oluyor. İşçilik olarak XPS Tactical'la kasa özellikleri yine aynı. Saç kıvırma, pontolama metoduyla yapılmış. Bu tüfeğe bir hafiflik kazandırıyor. Yalnız tabi taktik modeli olduğu için üzerindeki aparatlar bu hafifliği alıyor. Ama bunlar da işte bizim gibi dürbün takayım, bir tık red dot olsun ama olmazsa olmaz diyen insanlar için çok özellikle gerekli. Taktik modelinde özellikle işte raylardan ve namlu giydirmeden dolayı hafif bir ağırlık meydana gelmiş olsa da şöyle tuttuğunuz zaman görebilirsiniz. Dengesiz bir ağırlık dağılımı söz konusu değil ki şu anda tuttuğumda arka tarafta mekanizma bile yok gördüğünüz gibi. Çalışma sistemi olarak AK'nın aynısı. Yine geri takarken dikkat edeceğimiz, şöyle yine gösterelim. Bu kısmı temizlik için çıkartabilirsiniz. Yuvayı da temizleyebilirsiniz. Bunları zaten ilerleyen videolarda söyleyeceğiz. Şu parça bizim için takılma esnasında kılavuzuna uygun takılmadığı zaman mekanizmanın çalışmamasına neden olmakta. O yüzden yuvasına oturttuktan sonra şurada görebiliriz zaten. Tam yerine oturtuyoruz. Alttaki kısımda tırnak kılavuz diyoruz. Bakın zaten şu kısım kılavuzlanması lazım. Eğer şöyle veya böyle dönerse şu başlık bu yerine oturmuyor. Şöyle durursa olmaz. Kılavuzluyoruz. Kılavuzladıktan sonra baş parmağımızla hafifçe itekleyerek takma esnasında bir sıkıntı olmasın, kaymasın diyerek öncelikli olarak piston
ön tarafını, daha sonra arka tarafını üstten bastırıp kızak oturtuyoruz kızağına ve yerine koyuyoruz. Daha sonra yayımız ve hareketin gidip geldiği milimizi yerine oturtuyoruz. Özellikle AK modellerinde mutlaka dikkat ediyoruz dediğimiz şeye, şu kısım bizim için çok önemli. Çünkü tüm hareketin gelip de artık vurduğu diyelim nokta, mekanizma geri geldiği zaman bakın en son orada sabitlenmek zorunda. O yüzden bu parçanın özellikle rayına düzgün oturduğuna dikkat edeceksiniz. En son kapağı kapatırken arka taraftaki tek dişe kapağımızı oturtuyoruz bakın gördüğünüz gibi. Ondan sonra hafifçe ileri itekleyerek rayına oturtuyoruz. Arka taraftaki dişe hızlı bir şekilde bastırdığınız zaman yerine oturtmuş oluyorsunuz. Bu konuya dikkat edin. Basamaklı sisteme eğer ki şuradaki birinci veya ikinci basamağı tutup hafif ileri itekleyip kapağı kapatmazsanız kapatmakta zorlanabilirsiniz. O zaman da mekanizma randımanlı olarak çalışmayacak. Ağzına sağlık. XPS'nin taktik modelinin namlu çıkış hızları. Önce Yaf Spitzlock. Hazır mıyız biraderim? Evet. 1393. 1411. Ve 1443. Gör. Yaf 9'lu. ...1430... ...1439... ...ve 1450. Buyurun. Bu arada şarjörü bir çentik daha koyalım. Hatta iki değil, daha fazla çentik. Ve yine saçma fişeğiyle namlu çıkış hızı. Yaf 34 gram, 3 numero. Bak bu sefer nasıl oldu? ...1304... ...1321... ...1315. Namlu çıkış hızları da bu şekilde. Bekle, ben de senin pozisyonu alacağım. Canım çekti. Güzel oluyor. Klasik XP'deki pozisyonun tersini aldık. Şimdi change. Birinci fişek. Makaron ses fişeği. Bakalım taktik nasıl çalışıyor. Ben seni kadar hızlı dolduramam. Aceleye gerek yok. Buyur. Diğer fişeğimiz Jet 24 gram trap fişeği. Devam. Sırada Yaf Rapido 28 gram. Devam. Maşallah, güzel. O zaman Ring. Ne dersin? Bence de. 2, 3, 4, 5. Saymayı unuttum da. Sıradaki fişeğimiz Yaf 30 gram. Devam. Bakalım Mezkur sana dayanabilecek mi silah? Sıradaki fişeklerimiz 32 gram
jetliyoruz. Kırık. Oluyormuş. Yalnız bu arada hadi ya. Fişek kalmadı birader. Omzunu ağrıtmaya hazır mısın? Evet. Sıradaki fişeklerimiz jet ve yaf 34 gram. Ortaya karışık. Artık ne varsa ondan sıkıyoruz bakalım. O zaman biraz daha omzun ağrısın. Buyurun. Rottweil 36 gram. Kovanları toplamak biraz zor olacak. Son fişeğimize geçiyoruz. Beş tane koyuyorum. Ama ben sana öyle yapmadıydım. Ben sana yaptım. Lambro Demi Magnum 40 gram. Fişekleri aşağıda toplamaya gidersin ben sana diyeyim. Vallahi biraz yoğun olacak ama idare edeceğiz artık. 40 gram. Evet, bayağı bir uçtu. bayağı uçtu. O zaman şimdi ortaya karışık yapıyoruz. Seni birazcık bekleteceğim ama. No önce problem. 40 gram. Sonra. Maşallah namlu da bayağı ısındı bu 36. arada. 36. Bu kadar seri atılırsa tabii ki. 34. Bak sıraya koymuştum. 32. İyi olmuş değil mi? Düzenli adamın hali başka oluyor. 30. 28. Ana bunda da son fişek kalmış ha. Bir kutu daha bitti. 24. Ses bir şey. Ortaya karışık gördüğünüz kutuların hepsinden. Hadi bakalım. Dikkatli ol. Giderek artan bir tahkime ile beraber. Evet, şöyle uçtu. Şimdi gitti. Ses fişeğinden başlayınca böyle gıdık 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 bam. En son kürekle vuruyormuş gibi. XPS taktikal taktik silah. Değişik gramajdaki fişek testlerimizden geçti. Sightmark refleks sight'ı taktık. Onunla bir 5 atış destekli olarak deneyeceğiz. Atış serbest biraderim. Kendi nişangahı üstüne kundaklarda konulmuş bu arada ama onu pek ayarlama ihtimalimiz olmadığı için kullanmıyoruz. Tamam, o zaman düzelttik. Hazır mıyız? Hazırız. Altta hemen biraderim gördün. Evet, aynı yerde. Az yukarı aldın. Güzel. Orada bir üçlü oluştu. Aynı yerden geçti. Aynı yerden geçti. Onu söyleyeyim. Mesafeyi gösteriyorum hemen. Geri alarak. O zaman şimdi ben imrendim. Ben de 5 tane desteksiz atacağım. Basıyoruz. Tabii ki. Kayıt devam ediyor. Ama kamerayı senin bir açık kontrolü yapman gerekecek tabii. Beş mi oldu? Beş. Herhangi bir nişan noktamız var mı? Yok. Hazır mıyız? Evet. Thank you.
güzel. Ben de bu şekilde seri. O zaman biraderim, şu gonga da bir beşer atış yapsak mı? Yapalım. Yazık olur değilse ağlar. Hemen gonga çeviriyorum. Buyur sen silahı al, ben hedef ayarlarım. Beş atış gongda. Boşta bir adet. Aşağıdasın. Heh, işte bu. Aynı yakın. Ne bileyim. Ama bu sayılmaz. Sen bir beş daha at bence. Şimdi olmaz. Haksızlık olmasın. Sen bir beş daha at. Bitmiş. Sonunda ben yenisini alıyorum. Hafif üstüne nişan alacaksın. Biraz fazla indirmişiz galiba. Galiba öyle olmuş. Refleks sayısı sıfırlarken biraz uğraştık da farklı konuma yerleştirmemiz gerektiğinden dolayı hazırız. Evet. Oh, maşallah. Bence grup oldu orada. İyi grup oldu hem de. Tamam, o zaman geçiniz. Sıra bende. Grup. Desteksiz olacak benim. Olmuyor, öyle oturarak atmayacağım. Üst kenara mı alıyorsun? Evet, üstü ortaya alıyorsun. Tamamdır. Hazır mıyız? Evet. Hafif sağındasın. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Burada bir misafirimiz var Burak. Sıra onda bence. Evet, 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 evet. Haydi, haydi, yani haydi. Sen şunu ayarlamadın, benim kafayı kestiysen seni keseceğim ben. Ne var canım, göbeğin çıkar. Ya göbek çıkmasın işte. Göbe, göbe. Bölgede, bakınız. Bu arada misafirimizin de pek geri kalır yani, yok yani. Onun için takıverdim. Hedefin üst orta kenarına. Yani tam yuvarlağın üst ortasından bir şey. Vermeyi ver abi, vermedim. Tamamdır. Hadi bakalım. Güzel. Yıkmış. Can dostum Burak geldikten sonra onun da atmaması mümkün olmazdı. Teşekkürler. Eline sağlık kardeşim. Eyvallah. Şöyle yan yana bir durun. Ne? Çık 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 çık. Böyle işte. Buyuk buyuk buyuk. Buyuk 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 buyuk. Oldu oldu. Efendim geldik bir diğer test ve tanıtım videomuzun daha sonuna. Genelde ilk sözü ben alıyorum. Büyük olmam hasebiyle. Ben de oyun oynuyorum. Küçük olmam hasebiyle. Efendim burada XPS ile ilgili grupman testleri yapmadık. Taktik kısmıyla ilgili. Çünkü taktikle klasik arasında namlu boyu açısından ve yapı açısından bir fark yok. Taktiğin farkı el kundağı yapısının farklı olması, namlu giydirme olması, dipçiğin ayarlanabilir olması şeklinde. Dolayısıyla grupmanda zaten ciddi bir fark görmeyeceksiniz. O nedenle grupman haricinde, grupmanı ayrıyeten yapmadık. Öyle diyelim. Evet. Kısa atış videomuzda zaten taktikle de ilgili atışları ufak tefek göstermiş idik. Taktik seven, silah sevenler için onlara hitap eden çanta içeri. İçeri oldukça geniş. Sözü biradere bırakıyorum çünkü o taktik sevenler. Evet. Ben o gruba dahil olanlardanım. İlk önce yani Kral firmasına böyle bir alternatifi opsiyon olarak sağladığı için teşekkür ediyoruz. Çünkü genellikle hepimizin ortak problemi olan şeyler. Firmalar artık konuda yavaş yavaş duyarlılık göstermeye başladı. Klasik sevenler olduğu kadar silahını bir şekilde kendine göre dizayn edip süslemeyi seven kişiler de oluyor benim gibi. Bu tür şeyler için Kral firması direkt olarak iki alternatif sürmüş, klasik ve taktikal diye. Klasik ve taktikalın biraderin dediği gibi grupmanını ayrıyeten yapmamamızın sebebi birebir tamamen aynı olması, sadece üzerinde makyajlanmış olması. Ama bu makyajlanma çok güzel avantajlar sağlıyor bize. Her ikisinde de bulunan ray sistemi var. Ray sistemini koyup direkt kasanın üstüne bir ortak takabiliyorsunuz. Yanı sıra raydan haricinde el tutamağının
dört bir yanında ray bulunmakta. Raylar kapaklı şekilde muhafaza edebilmekte iki tarafından beraber. Üzerinde otomatik olarak açılı bir tutama. Yanı sıra bir de çok güzel, bunu zaten söylemiştik. Hem tutamak hem de ayrıyeten bipod olarak kullanacağınız bir materyal bulunmakta ve bu materyal de plastik değil, alüminyum. Evet. Haliyle taktik silah severleri oldukça doyuracak bir AK kolonu bizlerle birlikte artık Red Dot'u da bulunmakta. O yüzden bu firma olarak da hakikaten teşekkür ediyoruz. Gerçekten tüm potansiyel müşterilere hitap eden ürün skalasıyla aynı anda tüm modelleri piyasaya sürdü. Bu konuda kendilerine bunu deneme fırsatı bize sağladıkları için bu sefer senden önce ben teşekkür ediyorum. Kral firmasına çok teşekkür ediyoruz bu ürünü tanıtma fırsatı bize sağladığı için. Yine biraderin repliğini çalıyorum. Unutmayın bize destek olmayı. Destek ne için önemli? Biz hepimiz bir aileyiz. Ailemizden geniş olursa o kadar bizim için zevkli işler yapma fırsatı ortaya çıkar. Haliyle YouTube kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Şey kardeşler sayfasını beğenmeyi unutmayın. Son sözü sana bırakıyorum yine de. O zaman bizleri takipte kalın. İzlemeye devam edin. Önümüzdeki videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere.